أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. Kıymetli müminler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Tekrardan bu duaların kabul olduğu saatte, bu güzel ortamda, huzurlu, sağlıklı bir şekilde toplandık. Rabbimiz ilmimizi arttırmayı, bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizi de hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Bugün üzerinde duracağımız konu inşallah sağlık nimeti olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Ni'meten, iki nimet vardır ki mağbunun fihima ketirun minen nas. İnsanların çoğu bu hususta, bu iki hususta aldanırlar. Kıymeti bilinmez. Eldeyken insanoğlu tarafından, insanlar tarafından kıymeti bilinmez. Elden gittikten sonra çok ah vah edilir ama artık elden gitmiş olur. Nedir onlar? Es-sıhhatu, birincisi sağlık. Vel-ferahu, ve boş vakit. Hakikaten de öyledir. Fırsatımız varken birçok şeyi yapmayız. Mesela bekar olanlarımız, örnek vermek gerekirse Kur'an-ı Kerim'i o boş zamanlarında bakmakla yükümlü olmadığı uygun zamanlarında Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal eder. Evlendikten sonra öğrenirim der. Yaş gelir 30-40'a, hala bir Allah'ın kelamı, en önemli vazifelerimizden olan Allah'ın kelamını öğrenmemiş oluyoruz. Dikkat edin. Birçok şeyi, birçok önemli ve bize faydalı olacak, hem de dünyada, ahirette, hem dünyada hem ahirette bize faydalı olacak birçok şeyi erteliyoruz. Ama maalesef öyle bir nefis var ki bizde, boş işleri hiç ertelemiyoruz. Hemen bize faydası olmayan birçok faydasız şeye vakit ayırabiliyoruz. Vakit ayırıyoruz ama faydalı şeylere insanoğlu maalesef vakit ayıramıyor. Böyle bir durum var. Peygamber Efendimiz burada dikkat çekiyor. Nimet elden gitmeden kıymeti bilmek lazım. Sağlık meselesi. Birçok şeyden şikayet ederiz. Malımızın azlığından, nimetlerin azlığından şikayet ederiz. İnsanoğlu şikayet eder. Eldeki sağlık nimetinin ne kadar kıymetli olduğunu bilmez. En varlıksız, mal varlığından en şikayetçi olanımız halbuki milyon liralara sahip. Milyonluk olduğunun farkında değil. Bir takım şeylerden şikayetlenirken bu nimetler görünmüyor. Bir göz nimeti, dünyanın güzelliklerini görebilmek, kendi başımıza yürüyebilmek, yürümek Rabbimizin verdiği nimetlerdendir. Ayaklarımızın sağlıklı olması, kollarımızın, bacaklarımızın sağlıklı olması, parmaklarımızın işlemesi. Kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz Nahl suresinde وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا, saya saya sahip olduğunuz nimetleri saya saya bitiremezsiniz buyurur. Nahl suresinde.
Şikayetleneceğimiz zaman da değerli müminler, bir şeyden şikayet edeceğimiz zaman da şöyle bir kendimize bakacağız. Nelere sahip olduğumuzu göreceğiz, görmemiz gerekir. O zaman şikayetlerimizi azaltırız. Hakikaten. Karın ağrısı olan bir insana, mesela örnek veriyorum, misal veriyoruz. Karın ağrısı çeken bir insana bütün dünyayı verseniz hiçbir şey ifade etmez. Kıvranır durur. Dünyalık hangi nimeti sunarsanız sunun, onun için hiçbir şey ifade etmez. Kalp ağrısı çeken birisi canıyla uğraşır. Dünyalık hangi zevklerle uğraşacağını şey yapmaz, uğraşacağını düşünmez. O anda o hastalığın gitmesiyle uğraşır. Türlü türlü hastalıklar var. Binlerce, milyonlarca uzuva sahibiz. İç organlarımız her an Yüce Rabbimizin çalıştırmasıyla kıymetini bilirler. Bakın bizim hiçbir etkimiz yok. Sahip olduğumuz bu nimetlerde, iç organlarımızda bizim hiçbir hükmümüz yok. Onu bir çalıştıran var. Bu sahip olduğumuz nimetlerin bir sahibi var. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuduğumuz hadis-i şerifte bunu hatırlatıyor. Her şey bu şekilde sorunsuz giderken şükür halinde olmamak, nimetleri vereni unutmak da tabii ki de mümine yakışmaz. Şükrü gerektiren en büyük nimetlerdendir. Herhangi bir hastalıkla uğraşmamak, hastane gezmemek, evinde huzurlu bir şekilde oturmak. Yine Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurur. Bir kişi evinde sağlıklı oturuyorsa, huzuru yerindeyse, huzursuzluk yapan bir durum yoksa, o gün kendisine yeteceği rızkı da mevcutsa, dünyanın en mutlu kişisi budur. Halinden mutlu olmalı ve haline şükretmeli diye Peygamber Efendimiz ifade eder. Tabii, yine nefsimizin ve şeytanın bizi kandırmasıyla tuzaklarına maalesef düşebiliyoruz. Her şeyimiz yerindeyken başkasına, başkalarının sahip olduğu nimetlere bakarak insanoğlu huzurunu kaçırabiliyor. Bunları hatırlamak gerekir değerli müminler. Elimizdeki bu bedenimizin ve sahip olduğumuz sağlığımızın da aynı zamanda bize bir emanet olduğunu unutmamak gerekir kıymetli müminler. Rabbimizin bize vermiş olduğu bu beden nimetini, sağlık nimetini de hesapsızca kullanmak gibi bir durumumuz yok. Allah-u Teala bize bu nimetleri kusursuz bir şekilde, en güzel şekilde bizi yaratarak Rabbimiz dünyaya gönderdi, bize bu nimetleri verdi. Bunları muhafaza etmek bizim vazifemiz. Emaneti Rabbimizden aldığımız gibi Rabbimize teslim etmeliyiz. Evvela sahip olduğumuz bu nimetleri, sağlık nimetini, bu güzel, kusursuz bedenimizi Allah yolunda harcamalı. İnsanoğlu şimdi aynaya bakıp ne kadar yakışıklıyım, ne kadar güzelim diye bakıyor. Ama o güzelliği yaratan kim? Selfiler çekiliyor. Şu anda herkes bir kamera çılgınlığı var, bir çekim çılgınlığı var. Bu çekimleri yaparken de hayatını kaybedenler de var maalesef. Kendisine hiçbir fayda vermeyecek bir şeyden dolayı.
daha fazla dikkat çekmek için bu işleri yapanlar var. O selfie'yi çekiyor kendini beğenerek. Sanki kendisi yaratmış gibi, haşa. Bu çekimleri yapanlar kendisini beğenerek, onu kimin yarattığının farkında mı acaba? O aynadan ya da kameradan kendisine bakarken o nimeti verene ne kadar şükrediyor? Değerli müminler, insanoğlu buna bakmalı. O güzelliği yaratan Allah. Hiçbirimiz siparişle ağzımız, burnumuz şu şekilde olsun diye sipariş vermedik. Şu bilgi çağında olduğumuz çağda bile çoğumuz, tıpla uğraşanlar dahi, doktor olanlar dahi insanoğlunun bütün azalarını kavramış, çözmüş değil. Kalp doktoru sadece kalple alakalı bilgileri bilir. Ya da solunumla alakalı birimde çalışan doktor sadece o solunumla alakalı bilgileri detaylı bir şekilde biliyor. Değil normal vatandaş olarak bizler bu işlerle sağlık kurulunda çalışan kişiler dahi, uzmanlar dahi her yer, vücudun her neresinde ne varsa ona vakıf değiller. Yani adını bilmediğimiz, haberdar olmadığımız birçok nimete sahibiz, huzurlara sahibiz. İşte bu nimetleri veren Allah'ımızı, Rabbimizi asla unutmamak gerekir. Bize emanet dedik bu sağlığımız, bedenimiz, ömrümüz de bize emanet. Bizler tamamen emanetiz. Şu dünyaya belli bir vakit imtihan için geldik. Kimler daha hayırlı işler yapacak, kimler kötü işler yapacak? Herkesin yaptığı şeylerin bedelini, hesabını vereceği bir günde gelecek. Biz müminler olarak buna inandık. Hayatımızı da buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. Rabbimizin emirlerini namaz, oruç gibi ibadetleri, insanlara iyilik yapmak, ahlaklı olmak gibi vazifelerimizi yerine getirerek Rabbimizin rızasına kavuşmaya çalışıyoruz. Ya da kötü işleri hesap vereceğimizi bilerek hırsızlık gibi insanların canına, malına zarar vermek, sözlü ya da fiili olarak insanları incitmek ya da ticarette haksızlık yapmak, insanları aldatmak gibi kötü hasletleri de bu yüzden bırakıyoruz. Bu yüzden uzak durmaya çalışıyoruz. Rabbimizin karşısına çıkacağımızı bilerek. İşte bu bize emanet olarak veren sağlık nimetini de korumak gibi vazifelerimiz var. Başta temizlik, sağlığı korumanın en önemli maddelerinden biri temizliktir. Dinimizin de son derece önem verdiği bir iştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Et-taharatun nisful iman" buyurur. Temizlik imanın yarısıdır. Hem imanla bağlantılı hem de bizim sağlığımızla alakalı büyük önemi vardır. Mesela birçok şey vardır ama diş temizliği. Kıymetli müminler, dinimiz, yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim diş temizliğimizle de uğraşıyor. Din böyle olmalı zaten. Dinin amacı insanların hem dünyasını tanzim etmek, en güzel, en şerefli şekilde yaşamak için gelir. Peygamberlerin gönderiliş amacı budur. Hem de ahirette ebedi olarak yaşayacağı hayatına hazırlık yapmasıdır. Dinin amacı zaten budur. Öyle bir din olamaz. Benim dünyama karışmasın, benim kılığıma, kıyafetime karışmasın, bana hiç dokunmasın, ibadet emretmesin, ahlaksızlık yapmışım bana hiç karışmasın, düzenbazlık yapmış karışmasın, faiz yemiş, hak yemiş hiç karışmasın. O zaman din niye var kıymetli müminler? Dünyadaki birçok kişi bu hususta kendilerini aldatıyorlar maalesef. İsa Aleyhisselam'a gönderilen din şu anda çarpıtılmakta. Musa Aleyhisselam'a gönderilen din çarpıtılmakta. Fuhşiyat almış başını gidiyor. Din bunlara karışmayacak da neye karışacak? Bizim dinimiz her şeyimize karışır. Bakın diş temizliğimize dahi karışıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّبَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاتِ Şayet ümmetime ağır geleceğini düşünmesem, onların zorlanacağını düşünmesem, her vakit namazından önce abdest alırken dişlerini fırçalamalarını emrederdim buyuruyor. Bize merhametinden dolayı Peygamber Efendimiz günde şu kadar dişinizi fırçalayacaksınız, misvaklayacaksınız diye emretmemiş. Ama şu anki tıbbın da göstermiş olduğu misvak kullanmanın ne kadar faydalı olduğunu bugünkü tıpta zaten ispatlamakta. Diş temizliği, yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamak, gün içerisinde zaten namazlardan önce abdest alarak temizliğimizi hem maddi hem manevi olarak temizliğimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaten namaz kılan bir kişi, namaz kılmak bu yönden de önemlidir. Elbiselerini temiz tutmak zorunda. Namaz kıldığı ortamlarda, ortamların temiz olması gerektiği için necasetten ve namaza engel olacak pisliklerden zaten çevresini de arındırır. Arındırmalı. Zaten ibadetlerimizi yaptığımızda bu temizlik vazifesini de yerine getirmek durumunda kalıyoruz. Sağlık açısından bir diğer önemli mesele ise dengeli beslenme. Vücudumuz bize emanet dedik. Bu vücudumuza, bedenimize, canımızın istediği her şeyi her an sınırsızca yüklemek gibi bir durumumuz yok. Bir özgürlüğümüz yok. Zararlı, şüpheli şeylerden bedenimizi arındırmalıyız ki kıymetli müminler huzurlu, sağlıklı olalım. İbadetlerimizi huzurlu yapabilmek için gerçekten de sağlığımızın yerinde olması çok önemli. Hem ruh sağlığımız hem de beden sağlığımızın yerinde olması önem arz etmekte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beslenme ile alakalı şöyle buyurur. مَا آدَمِيٌّ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِ Ademoğlu karnını doldurmaktan daha şerli, daha zararlı bir kap doldurmuş olamaz. Peygamber Efendimiz mideyi bir kaba benzetiyor. O kaba dilediğinizi zararlı, zararsız ayırmadan ya da helal, haram ayırmadan doldurmak gibi bir durumumuz olamaz. Bu hususta mümin seçici olmalı. Yediği, içtiği şeyler helal mi? Allah'ın razı olduğu bir şekilde hazırlanmış mı? İçeriği nedir? Dinime zarar veren bir şey var mı? Buna bakmalı. Ve temiz, zararlı mı değil mi? Buna mutlaka bakmalı. Yeme içmede ölçümüz ne olmalı? Peygamber Efendimiz'in ifadesi yine. اَكَلَاتٌ يُقِمْنَ سُلْبَهُ Midesini dolduracak, yaşayacağı kadar insanın yemesi insana yeterlidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ki kendisi o şekilde yaşadı. Bizim de en büyük örneğimiz olmalı. Peygamber Efendimiz'in bir gün aç, bir gün tok olduğu dönemler oldu. Eğer nimet de varsa, mevcutsa günlük iki öğün yediği rivayet edilir Peygamber Efendimiz'in. فَاِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ اِلَّا Çok yiyecekse, en çok yani yemeğe yüklenecekse onun da bir sınırı olmalı. فَثُلُسُنْ لِتَعَامِ Midesinin üçte birini yemek ve sülüsün dışarabi, üçte birini içme için ayırsın ve sülüsün bir nefesi, üçte birini de nefes almak için yer bırakmalı buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ölçülü olmalı insan, mümin yemeğinde de ölçülü olmalı. Diğer bir mesele ise düzenli uyku kıymeti müminler. Uyumayı bilmeyen mümin gece ibadetine kalkamaz, sabah namazını da ihmal eder. Çok hem sağlık açısından hem de dini vazifelerimizi yerine getirmek açısından yine düzenli uyku önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önemli bir mesele yoksa, tutan olmazsa yatsı namazından sonra oturup muhabbet etmeye oturmazdı. Yani o vakti oturmakta geçirmez, hemen uyuyarak gece ibadetine ve sabah namazına hazırlık olsun diye erkenden uyurdu. Yüce Rabbimiz bu dinlediğimiz şeyleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve yüce kitabımızdan dinlediğimiz, öğrendiğimiz şeyleri hakkıyla anlamayı nasip eylesin cümlemize değerli müminler. Peygamberimiz Efendimiz'in bir duasıyla da
İnşallah vaazımızı bitirelim. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Allahümme afini fi bedeni. Ya Rabbi, bedenimde bana afiyet ver. Sağlık, sıhhat ver. Allahümme afini fi sem'i. Ya Rabbi, işitmemde bana afiyet ver. İşitme nimetini muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme afini besari. Ya Rabbi, bu bende bulunan göz nimetini muhafaza eyle diye Peygamber Efendimiz her işinde olduğu gibi bu hususta da sağlıklı kalabilmek için de o nimeti veren Rabbimizle bağımızı koparmamalı, her zaman dua etmeli. Sağlık nimetinin en büyük nimetlerden biri olduğunu asla unutmamalıyız kıymetli müminler.